Tarih dede ne güzel söylemiş değil mi? Bizler de bir yıllık bir suskunluk devresinden sonra güzel bir çığır açmak adına başlattığımız Zincirliye Şairleri programının ikincisini gerçekleştirmek adına yeniden irfan ettiği bir zevk-i selim sahibi okurlarımızın şiir ve şuara muhibbanının huzurundayız. Size sunduğumuz sözler şiire dairdir, şiirdir, muhabbettir, aşktır. Öyleyse Galip Dede'nin hakkı var. Kendimizi böyle saymasak da iştigalimiz şiir, yaptığımız âli bir şiirdir diye kendimizi ihlal ediyoruz. Galip'ten iktibasımız Nedim'den Termihat'tan sonra Fuzuli'nin poetikasına da bir göz atalım. Ne diyordu? Eslaf'ın ustadı, bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. Belki bu festivale katılmış ve katılacak olan her şair bu görüşe iştirak etmese de bizce bu bir hakikat. Çok farklı bir aleme geldiğimi hissettiğim yaşadım. Bu toplantı katmerli bir yaşantı oldu, iç yaşantı oldu. Çok hoşnut edici, harika bir atmosfer meydana getirilmiş. Yani mazmun olarak kullanılan kelime de çok ilginç. İşin merkezinde suyun olması ilginç. Hatta geldiğimizde buraya çok güneşli bir hava için gelmiştik. Fakat geldiğimizde müthiş bir rahmet indi. Tevafuk oldu. O bakımdan yani üç boyutlu bir yaşantıya girmiş gibi hissediyorum kendimi. Serdar Bey'i, bu etkinliği düzenleyenleri hakikaten tebrik ediyorum. Biz hem şiir dinleyeceğiz, hem şiir hakkında konuşacağız. Hem de kitaplarla haşır neşir olacak dinleyenler, okuyanlar. Allah daim ettirsin diyorum. Barışın ve dostluğun çiçeklenmesi için önemli buluşmalardır. Şiirin hala dünyada meta haline dönüştürülemediği bir zaman dilimindeyiz. Tüketim ideolojisine eklenmeyen tek nesne aşk ve şiirdir.